karşısında 3-2 galip geliyor. Doktor Necmettin Şeyhoğlu'nda müthiş bir sevinç yaşandı. 3-2'lik galibiyetle gidip gelen bir mücadeleydi ve Kardemir Karabük Spor Annesi Hoşkuhan yazdırdı. Ben bir soru soracağım Tanju'ya ama Murat Akın dersem ne dersin? Şampiyonluktan adamı mı diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Aynen nasıl öyle. Yapayım? Bravo. Ama gollerin olduğu yerde olması, vuruşları tesadüf yani değil. Akıllıca ama bir de 3. golde de o yani Göztepe'nin defansına da bir yani bir laf söylememiz lazım. Bu top oraya odaklı yani bu zaman nasıl takımın gelmemesi bu kadar kötü bir uzaklaştırma yapamaması olmaz beni bir hal yüzüyor ve yani. Genelde de inanın hiç doğru uzaklaştırma yapan ben defans oyuncusuna PTT 1. Lig'inde dahil Süper Lig'de de görmüyorum. Hep aksiyon alanına uzaklaştırma. Bir de bakıyorsun küçük, çok hani hep deriz ya gollerden sonraki 5 dakika çok önemlidir. 66, 71, 74 goller. O gollerin sevinci, mutluluğu kalende golü görüyorsun. Beraberle yakalıyorsun kalende, konsantrasyon eksikliği diyebiliriz. Pozisyonlar çok yoğun demiştik. Aslında Murat Akın'la ilgili de yeri gelmişken söyleyelim. Kasımpaşa, Ordu, yine bir Kasımpaşa performansı. Sonra Konya, Başakşehir ve Kayseri Spor'la çıktı o sezonlarda. Hep şampiyonluk yaşadı PTT 1. Lig'de. Bakalım Kardemir Karabükspor nasıl performans sergileyecek Murat Akın'la. Nelere kalmışlar? Hemen geçelim. %100. Toplamda 6 pozisyonumuz var. İlk pozisyonda offside bayrağı kalktı bu noktada ve bu pozisyon gol değeri kazanmadı bu top. Bunun offside kamerasından görüntüsü var mı acaba? Var. Hemen peşi sıra gelecek. Var. Şimdi Zenke'nin bir müdahalesi var mı yok mu? Olmasa bile acaba ama kaleci etki yapıyor. Bence net bir offside. Kaleci etki yapıyor. Devam ettirin lütfen. Hayır orada da buradan devam ettirin. Devam ettirin. Bak kaleci çıkıyor bu şaşırıyor. Bak çıktı. Yani, ne oluyor? Kaleci etkisi var. Kaleci zaten topa doğru. Çıkmak istiyor. Zenke orada olmasa karar çıkacak. Karar doğru. İkinci pozisyona çıkması geçelim. Alacak hemen peşi sıra. Burada da penaltı düdüğü gelir miydi? Bence burada... Yo, nasıl bir pozisyon alacak Rıza başka? Efendi burada oldu. Eller bence doğal konumunda. Çok top doğal çarptıktan yani. Sonra el doğal konumunda değilmiş gibi gözüküyor. Toptan çarptı, aldığı darbeden evet. Dolayı top eli bu kadar açılıyor. Yani şöyle açma yok, yok. Farklı bir boyuta alan getirme yok. Normal koşu var yani orada. Veya karşılama var rakibini. Ben hı-hı. Orada bilerek topa dokunma hemen görmüyorum. Diğer kısa pozisyona mesafe bakalım. Yok. Ve de mesafe çok kısa. Evet. Doğru karar. Kardemir Karabükspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda Erkan Sekman'ın müdahalesi var. Murat Akın yerde ve Bülent Yıldırım beyaz noktayı gösteriyor. Bak şimdi ben bununla ilgili konuşmak istiyorum. Çok akıllıca, çok çok profesyonelce. Onu yakın çektirebilir miyiz? Yani görüntüsünü verebilir miyiz? Evet. Yakın planı... Bak, bak şimdi bak durduralım. Hayır. Gel geri. Yani. Bak şimdi bu top ona geliyor. Ne yapıyor? Destek bak sol ayağını koyuyor. Hı, araya giriyor. Ne yapıyor? Hani dönmeyi farklı yapıyor. Bazı sporcular topu kaçırmak ister. Penaltıyı alıyor. Penaltıyı kendi alıyor. Hı hı. Yani o topu çekme şekliyle akıllıca davranıyor. İlk önce destek ayağını sokuyor rakibinin peki, önüne. Ne yapıyor? Alanı daraltıyor. Sevgili, daraltınca çok iyi bir dönüşle ne oluyor? Otomatikman rakip faul yapıyor. Biraz geri alalım Kadir'cim. Çok az geri. Çok az. Çok az. Dur dur. Top, bak giderken düşünerek top, gidiyor. Top Erkan ki altyapısı Beşiktaş'tır. Bak, çok da tecrübeli bir oyuncudur. Yakın, bak Sarı'ya daha yakın değil mi? Göztepe'ye evet. Daha yakın. Ayakta kalsa, ayakta, onu beklemiyor. Eksik, hamlesini yapmasa. Bak, onu, o ne düşünüyor biliyor musun? O ben daha önce dokunacak. Dokunayım. Topu dokunacak zannediyor. Bozayım Murat Akın'ın diyor. Topu dokunup atlayacağını düşünüyor ama çok kurnazca ne yapıyor? Destek ayağını, sol doğru ayağını. Doğru karar bence. Profesyonel. Göztepe'nin altı doğru da bir pardon. Buyurun, sezme çabukluğumuz yok bizim. Hani belli pozisyonlar sezilir ya orada hı-hı. Olursun. Antisipasyon süreti diyoruz ya ona. Yani bir sonraki. Antisipasyon, sezme yeteneği, çabukluğu. Serkan'ın orada düşünmesi lazım tabii. Onu yaparken bir dursa orada üstüne peki, çıkacak. Şöyle söylüyorum evet. Serdar. 90 dakika maçı izledin mi? Vallahi 70 dakikasını izledim. 70 dakikasını izledim. Bırak 70 dakikayı. Hangi maçı 90 dakika izledin? Çok maç izledim abi. Peki şöyle dönüşlü bir tane gördün mü? Yok hayır. Aa, bak senin bırak o ustalığını bir şey demiyorum. 9 maçta gördün mü? Görmedim. Ustalık bu, o ayrı konu. Bir ustalık. Ustalıktır bir o doğru söylüyorsun. Almak iki farklı bir düşünce var orada Murat Akın. Neden? Murat'ın akıllı var orada. Ya, tamam. Zeka, oyun zekası ayrı. Onun söyleyen zaten bir şey yok. Ona karşı değil mi? Rakibine yıkıp darbe bekliyor. Size soruyorum. 9 maçın hiçbirinde böyle bir yok, top alış şekli yok. Doğru söylüyorsun. Onun akıllılığı, kurnazlığı onu düşünemez. Bu zeka işi. Ama işte oyuncu gelirken zekası onu yakalıyor. Ayrı. Bak, ayrı. Futbolcu farkı oradan geliyor. Murat Akın çok mu süratli? Asla değil. Yok yok canım. Topun değil. Gittiği yerleri, ok, düşeceği zeki. Noktaları çok iyi hesap ediyor. Zeki. Oyuncu zekası var. Diyorum bak 9 maç var değil mi bu hafta?
Şöyle 90 dakikaları geçirin. O yüzden sordum. Yok. Hiçbirinde yok böyle yok, bir yok. Topu alıp dönmek. Birçok maçta yoktu kazandı. Zaten. 3 pozisyonumuz daha var. Hemen acele ediyorum. 47. dakikada Giray Kaçar'ın beraberliği sağladığı gol. Gol müydü değil miydi? Burada pilot kameraya da bir başvuracağız ki yardımcı hakemin direkt olarak orta noktaya koşuyor. Ben seyrettim. Açıkçası bana gol gibi ben gelmedi. Burada üst direğe vurduktan sonra topun kale çizgisine temas ettiğini... Yardımcı hakem köşede. Yani şu evet. anki pozisyonda köşede görme ihtimali var mı yok mu? Yakın planda ona da bakalım. Temastı, yardımcı hakemin sanki... Durdurduğu zaman görebilir miyim? Dursun orada. Hayır bir daha aşağı indir. İndir. Yok hayır. Yukarıda çizgiye, indir. Çizgiye dokundu. Yani. Çizgiye. Gol değil. Resmen buradan görünüyor yani. Şimdi montajcımız Salih'le bu görüntüleri ayıklarken o da yardımcı hakemin konumuna bakalım ama dedi. Ama güneş ben geliyor gözüne benim aynen gördüğüm öyle. Kadarıyla. O da aynı şeyi söyledi. Güneş geldiği için görme ihtimali yok. İfadesini bakın, kullandı. Bakın bir önceki offside pozisyonunda da kaleciye Karabük Sporlu forvet oyuncusunun yakınlığı bir metre kıstas alınır. O yakınlıkta olduğu için pozisyonunu bozuyor. Ama bozarken kaleciye bakın. Yardımcı hakemin yaşadığı sıkıntıyı o da yaşıyor. Gözüne güneş geliyor kalecinin. Evet. Offside olmasa çok net bir gol pozisyonu olacaktı. Burada da yardımcı hakemin bakın şanssızlığı korner bayrağında. Yeri çok güzel ama güneşten görme şansı hiç yok. Bir de Giray'ın ayağı denk geliyor. Öyle evet. diyeyim. Tam temas ettiği sırada Giray da gol olmadığının farkında. Tabii. Giray iyi pozisyonu alsa gövdesiyle içeri atacak bu topu. Üzüldüğü yüz ifadesinden anlaşılıyor. Evet. Tam da ondan tabii, sonrası tabii gol seviyor. Arkasında doğru bak. Şimdi bak çıktı ayağın içini koydu. Hala içeri girmediğini düşündüğü için topa saldırıyor. Tamamlamak hamle istiyor. Yapıyor. Evet. Tamamlamak istiyor. Göztepe'li oyuncu. Evet. Hemen devam orada ediyoruz. Bak, bir dakika. Biraz geri gel. Sevgili Kadir. Bakın şimdi bakınız. Şu anda şeyin olduğu yere bakın. Yardımcı. Dur. Yardımcıyı gördük. Güneş var mı? Feci. Mümkün bakın, değil. Şu anda güneşin alanını kapsayan yerde duruyor yardımcı hakem. Görme ihtimali yok. Abi. Göremez. Bu ihtimali, görme ihtimali bana göre kesinlikle gol değil bana. Zaten Giray'ın vücut dili de onu gösteriyor. Tabii. İlk etapta yere bıraktığını biz de görebiliyoruz. Ondan sonraki halinde. Süreçte baktı. Verdi. Tamam sevineyim ama geçelim. Bir baraj organizasyonu daha doğrusu baraj sırasında faul pozisyonu ve ardından gol yeri kazanmayan top var. Köksal yedek yerde kalan isim. Bunun yakın planı da olacaktı. Evet. Şimdi Giray'ın burada bir müdahalesi var mı yok mu acaba? Hani bunun üzerine konuşabiliriz. Yok. Bence Giray'ın hiçbir müdahalesi yok. Ki? Orada Giray'ın amacı ve yanındaki takım arkadaşının amacı kalecinin görüş açısını kapatmak. %100 gol bu. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. O kadarcık yani 1.80 boyundaki bir oyuncu omuzuna dokunmak da düşüyorsa kusura bakmayacak o zaman. Yani ya ayakta kalamıyor. Ya. Sevgili Serdar'cığım şey ama yani hakem de bunu yutuyor ve faul veriyor. Bir tane yanlış bir yorum olmuş. Vallahi. Dokunma yok ya. Büyük yanlış. Ya bu gol ya. Böyle bir şey babalar yok. Gibi gol bu ya. Böyle... Pardon hakem de yutuyor. Bir tam cepheden geliyor. Biraz geri alabilir miyiz Kadir? Biraz geri alalım. Gol olunca hakemin işaretine bakmak istiyorum. Sanki bana golü verdi gibi. Devam ettirelim. Biraz geri alalım. Geri alalım. Gol olsun. Maçın hakeminin işaretine bakacağım. Bak. Önce verdi, sonra iptal ediyor. Kim iptal ettiriyor? Yardımcısının müdahalesi. Yanılan yine güneşin altında bulunan yardımcı. Yine güneş engellemiş. Yine yanlış karar vermiş. Kesinlikle %100 gol bu. Orta hakem golü veriyor. Şey Tanju işaretine böyle bakar şey mısın? Gördüm. İlk önce şöyle yapıyor sonra karar değiştiriyor. Şu hareketi yapıyor tık diye bu tarafa çeviriyor. Yardımcının iki tane yanlış asist etmesi var. Orta hakemi de zor duruma düşürmüş. Son pozisyon ama şöyle ilgili. Olmuş özel, hocam bir artı bir doğruyu götürmüş yani. Verilen gol verilmeyen gol dedi mi sıfırlamış. Peki. Sen artı eksiği oldu hocam. Öyle yapmış gibi. Kokolar için müdahalesi. Ki bu yardımcı hakemimiz de sözünü kestim. 1 Ocak'tan sonra FIFA kokartı takacak arkadaşlar. Bünert Yıldırım'ın yardımcı hakemi. Eyvah yandık. Fevzi Demirhan. Yandı. Hemen son pozisyona bakalım ki Kokolovic'in müdahalesiyle Hakan Aslan yerde peki, kaldı. Peki ben çok merak ediyorum hocam buraya niye müdahale etmemiş? Burada topa müdahale var hocam. Yani güneş batmış hocam. Burada güneş batmış. Bak gölge. Gölge olduğu için pozisyonu daha iyi seçebilmiş mi seçememiş mi? Ben oradan aslında müdahale etmesi lazım. Ben şimdi biraz evvelki frikikteki pozisyonda niye bayrak topa kaldırır dokunmuş. Onu merak ederim. Bu hakem FIFA kokartı takıyor. Yalnız bayrağını aman görmedim ben orada. Aman dikkat kardeşim. Aman. Bu aman. Pozisyonda... Bence topa bir temas var hocam. Ne diyorsun? Kokolovic sanki topun dokunmuş hocam. Dokunuşu teması var. Bakın müdahalesi hop, sağ ayağınla topa. Görüyor musun? Evet. Hakan Aslan temastan sonra düşüyor. Yani şu anki durumda. Zaten bir daha Hakan Aslan düşüşüne bakar mısın? Evet. Penaltı ama, değil hocam. Normalde ya, oraya hakikaten
Düşürmeye giden, düşüren yani, futbolcu bakın, ya da yani düşen futbolcunun temasları değişik olur. Temas var mı yok mu? Eğer temas yoksa bu penaltı. Hocam çok güzel bir yorum gelmiş Abdullah Koyuncu'dan. Yardımcı hakemler güneşi arkasına alamaz mı? Aynı çizgide iki hakem olsa daha sağlıklı olmaz mı diye sormuş. Böyle vallahi, bir ihtimal olamaz mı? Valla bu çok enteresan bir soru. Çok özür diliyorum, cevapsız kalıyorum ama en kısa zamanda yayın içinde destek gelir benim sevgili hakem dostlarımdan, evet, arkadaşlarımdan. Bunun cevabını vereceğim Abdullah ama çok Koyuncu'ya, da mantıklı geliyor bana. Teşekkür ederiz, gerçekten güzel. O maçın orta hakeminin koşusu yönü değişir, diagonalde koşar. Bir şekilde böyle tolere edilebilir gibi geliyor. Çok mantıklı geliyor bu çözüm bana. Yeni köye yeni adet çıkarma, yeni hiç mantıklı gelmiyor. Taş çizgileri var hocam, ya, taş çizgileri. Sen, inanamıyorum sana ya. Hemen atladın ya. Böyle bir şey var mı? Konuyu kapat. Onun sorunu. Deli misin sen ya? Görecek diyorsun. Güneş gözlüğü taksın diyorsun. Güneş gözlüğü taksın, olur mu öyle şey ya? Belki bir şapka takabilirim. Bazen olur, çok olaylar olur, alırlar falan. Bir tarafta olduğunda okey, diğer tarafta taç çizgisi gitti geldi. Mesela futbolculuk yıllarımda yani şunu hatırlıyorum. Bir yardımcı hakemin arkasındaki tribün çok böyle ateşli bir tribündü. Tanju da az önce söyledi. Hani olay olduğu zaman sanki öyle bir maç hatırlıyorum. Hakemi aldı, aynı kulvara koyduydu. Aynı kulvara koymuştu ama onu öğreneceğim ben Mustafa Çulcu hocamdan. Sizlerden kısa bir reklam arası için izin istiyoruz. Aranın ardından yine maçlarımız var. Görüşmek üzere.